Merhabalar, Natural Finans'a hoş geldiniz. Videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 30 Mayıs 2023 günlerden Salı saat 16.06. E, kapanışa biraz daha yaklaştık az önceki video kıyasla. Az önce de Biyen yapı ürünleri ve Kayseri şeker fabrikalarını analiz ettik, kendimize göre ufak çaplı bir yorumladık, derinliklerine aracı kurum dağılımlarına baktık. Eğer bu iki hisseyle ilgileniyorsanız e, izlemenizi öneririm açıkçası. E, şimdi kalan halka arzlara bakacağız. Ee, neler olmuş neler neler yapılmış bugün ee, bir de videoya geçmeden e, kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizlere destek olmuş olursunuz sonuna kadar izlem izlerseniz de e, bir şey kaybetmemiş olursunuz yani sizlere faydası olur ee, bir de açıklamalar kısmında instagram hesabım var ee, burada yorumlarda soramayıp e, bana sormak istediğiniz sorular varsa oradan da yazabilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapılacaktır sizlere. CV Enerji ile devam edelim. Az önceki videoyu izlediğinizi varsayaraktan borsanın genel durumuyla alakalı hiçbir şey demiyorum. Kısa tutacağım çok vaktinizi almamak adına hızlı hızlı geçeceğiz. İşlem adedi olarak yaklaşık 9 milyon 100 binlik işlem adedi bulunuyor. Hacim kısmında ise diğer halka arzlara kıyasla daha yüksek bir hacim bulunuyor. 1 milyon 432 binlik bir işlem hacmi var. Son halka arzlara baktığımızda Kayseri Şeker bir yapıda bu kadar bir hacim yok. Bunlar da oldukça fazla bugün enerji şirketleri iyi ilerliyor 2 gündür. En yüksek fiyat 160.40 en düşük fiyatsa 153.20 şeklinde. Derinliğine bakalım. 32 bin not alış 22 bin not satış her fiyattan azar azar emirler var sürekli gerçekleşen emirler var o yüzden buraya bakmamız pek de doğru değil ama hızlı işlem gerçekleştiğini söyleyebiliriz aracı kurum dağılımına bakalım alanlarda Garanti, İş, Ziraat, Yapı Kredi, Ak, Deniz, A1 Kapital, Info, TEP, Ahlatçı, Oyak, Osmanlı, Ata, Burgan, Bizim, Şeker şeklinde sıralanıyor. Satanlar da Yatırım Finansman, Bank of America, QMB, Finans, pilip Halk, Vakıf, Tacirler, Anadolu, ISPC, Türkiye, ING, integral Alnus, Piramit, Investas, ünlü HSPC şeklinde sıralanıyor. Bank of America enerji şirketlerine oldukça ilgisi fazla. Sürekli alıyor, sürekli satıyor. CV Enerji olsun. Az sonra göreceğiz. Euro Power'da da aynı şeyi göreceğiz. Euro Power'a devam edelim yaklaşık %5.64'lük bir yükselişte. İşlem adedi olarak oldukça fazla. Bugün en yüksek halka arz işlem adedi açısından en yüksek halka arz olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 24 milyonluk işlem adedi var. 24 milyon 85 binlik işlem adedi var. İşlem hacmi ise gene oldukça fazla. 2 milyon 200 binlik bir işlem hacmi bulunuyor. Bugün gördüğü en yüksek fiyat 95.50. Bu da bunun en zirve fiyatı yanılmıyorsam aynen. Ee, yeni zirvesi burası şu anlık. En düşük fiyatı ise 87.55 şeklindedir. Ee, şu an Euro Power'ın yeni zirvesini yaptı. Ee, derinlik kısmına bakacak olduğumuzda ise sürekli işlemler gerçekleşiyor. Ee, 53.000'lik alış, 46.000'lik satış emirleri bekliyor şu anda. Anlık olarak değiştiği için bir şey söylemiyorum. Söylemek doğru olmaz orada. İş 605.000 not almış bugün. Alanlar kısmını söylüyorum. İş, Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Osmanlı Vakıf, Deniz, Ahlatçı, Marbaş, TEP, Midas, AK, Bizim, Halk, Piramit, HSP'si şeklinde sıralanıyor. Satanlarda söylemiştim az önce CV Enerji'de olduğu gibi son halka arz olan enerji şirketlerine Bank of America bayağı bir ilgi duyuyor. Alıyor satıyor ilgileniyor. E, bugün de sattılar. Euro Power ve CV Enerji aynı şekilde ikisi de satanlar bölümünde yanılmıyorsam öyleydi. Bank of America 780 bin notla birinci sırada yer alıyor satanlar listesinde. yatırım Finansman, Şeker, Mexa, Info, QNB Finans, A1 Kapital, Pilip, Tacirler, Oyak, Sanko, Gedik, Triv, Ata, Alnus, ISPC, Türkiye şeklinde sıralanıyor. Hızlıca devam edelim Grain Turk Tarım'la. E, alışıla gelmişin dışında bir işleme dedi. Alışıla gelmişin dışında bir yükseliş. E, son zamanlarda e, yaklaşık 5 tavan, 6 tavan, 4 o civarlarda bir tavan serisi yapmıştı. Ondan sonra yüzü gülmemişti. Ben yani hiç hatırlamıyorum bu hissenin. Bu yüzde %6 yükseldiğini. E, bu kötü gidişata bir durumu dedi yoksa en dibini gördü de artık bir yükseliş başladı. Gerçi genel olarak endekse baktığımızda endekste pozitif yönlü ilerliyor. Endekse ayak uydurmak zorunda kalıyor da olabilirler artık. Bunu nasıl yorumlarsanız sizlere kalmış. Ama yani şu an halka arz olduktan sonraki en iyi günü olduğunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü yani bayağıdır arkadaşlar eksi. Yani en iyi ihtimali %1, %2. Ben hiç %6 yükseldiğini görmedim açıkçası bu hissenin. 5 tavan serisinden sonra tavan serisinden sonra 5 diye sayı vermeyin şimdi. Ee, bakmadım hatırlamıyorum. Şimdi onun kaç tavan serisi yaptığını. işlem adedi olarak alışıla gelmişin dışında gene yüksek bir işlem adedi karşımızda 7 milyon. E, 356 binlik bir işlem adedi var. Hacim kısmı ise e, gene düşük bir bugün. E, 126 binlik işlem hacmi bulunuyor. Hacim düşük gene. E, günlük en yüksek fiyatı 17.98 en düşük fiyatı 16.57 şeklinde. Derinlik kısmına bakalım. 23.000 alış emri bulunuyor. 26.000 de satış emri bulunuyor. Anlık değişen şeyler bunlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. OYAK bayağı bir lot toplamış bugün diğer kurumlara kıyasla. Yaklaşık 200.000 lot toplamış hemen hemen OYAK. AK, A1 Kapital, Gedik, Midas, Alnus, İNG, ATA, Ahlat, Marbaş, Şeker, Meksa, Halk, ASP Türkiye burgan şeklinde sıralanıyor. E, durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Satanlarda Deniz Yatırım Finansman, Osmanlı, Info Vakıf, Garanti BBVA, Bank of America, Sanko, Yapı Kredi, Global, Philip, KNB Finans, sıra Tacirler, TEP, Triv şeklinde sıralanıyor. Bunları da durdurup inceleyebilirsiniz. Eee Big ile devam edelim. Eee Gene e, bugünün en kötü halka arzı olduğunu söyleyebiliriz son halka arzlara baktığımızda. E, Biyen yapı ürünleri de e, bu kategoride ama bunun videosu değil. Bu bu videodaki en kötü Performans sergileyen bugün için konuşuyorum. Halka arz olduğunu söyleyebiliriz. İşlem adedi olarak işlem adedine bakmadan önce 0.63'lük bir yükselişte bugün. Endeks bile %3.42'lik bir yükselişteyken 0.63'lük bir yükselişte bugün. E, i̇şlem adedi olarak yaklaşık 2 milyon 795 binlik bir işlem adedi bulunuyor. Hacim kısmı ise oldukça çok düşük. Oldukça düşük. E, 61 binlik bir işlem hacmi bulunuyor. Bugünün en kötü performans sergileyen halka arzı hacim kısmından da baktı anlaşılacağı üzere. E, bugün gördüğü en yüksek fiyat 22.42. En düşük fiyat 22.00. Aynı band üstünde ilerlemiş. E, pek fazla bir işlem görmemiş zaten. Gerinlik kısmına bakalım. E, 78 bin not alış, 71 bin not da satış. Ama baktığımızda e, alt kademelerde ve üst kademelerde alım, alt kademelerde e, satışlar bulunuyor, üst kademelerde de alışlar bulunuyor. E, buna yani gördüğünüz gibi yani burada anlatılıyor zaten. Benim pek fazla konuşmama gerek yok yani izah edemedim sizlere pek fazla ama e, yaklaşık 11 bin not alış emri var, e, 22 10 fiyatından. Yani şu anki anlık olduğu fiyattan e, emirler az olsa da yani bekleyen diğer fiyatlardan bekleyen emirler gene oldukça fazla şu anki bek alınan bekleyen emir kilotlara kıyasla açıkçası e, derinlik kısmına baktık aracı kurum dağılımına bakalım e, garanti BBVA oldukça fazla bir farkla farklı. 361 bin lot almış bugün e, diğer kurumlar Hepsini toplasan garantinin yarısı kadar yapmaz herhalde. Gedik 36 bin not. Osmanlı Global Info Marbaş A1 Kapital HSBC Piramit Investas Pilip ING ISPC Türkiye Turkish Meksa Eliptik şeklinde sıralanıyor. Satanlarda ise yapı kredi, İş, vakıf, ziraat, tacirler, ak, yatırım, finansman, halk, tep, ata, Bank of America, QNB, finans, oyak, alnız, ahlaç, şeker şeklinde sıralanıyor. Eee... Bir de Astor'la devam edelim. i̇şlem adedi olarak diğer enerji şirketleri gibi bugün yüksek ama performans açısından baktığımızda da ikisi de Euro Power kadar CV Enerji olsun Astor olsun iyi performans göstermediler bugün. 0.38'lik bir yükselişte Astor işlem adedi kısmına baktığımızda ise oldukça fazla. 30 milyon 353 binlik bir işlemi bulunuyor bugün. Bayağı bir direnmiş bu fiyatlarda. Hacim kısmında ise yaklaşık 1 milyon 617 binlik bir hacimi bulunuyor. En yüksek fiyat 54.15, en düşük fiyat 52,35 şeklinde astorun Biraz daha düşükmüş biraz daha yükselişe doğru yönelmiş kapanışa doğru. Daha neler olur değişir bunlar belli olmaz anlık değişir bir şey söylememiz doğru değil. Derinlik kısmına bakalım işlemler fazladır oldukça. 392 bin not alış, 325 bin notta satış emri bulunuyor. Alt kademelerde veya üst kademelerde daha fazla emirler bulunuyor arkadaşlar. Şu anki anlık olduğu fiyattan az işlem görse de kademelere yani her şekilde emirlerle eleştirilmiş. Yani emir sayısı oldukça fazla emir sayısından da anlaşılacağı üzere bu emirler tek bir fiyattan girilmiyor. 52.80'den mesela 32 bin not alış emri girilmiş. Yani işin özüne baktığımızda 417 bin not alış, 315 bin not da satış emri bulunuyor. Şu anda bekleyen tahtada. i̇nceleyebilirsiniz yavaşlatıp durdurup. Aracı kurumda alımına bakalım. Alanlarda garanti BBVA başrol oynuyor. Yaklaşık 703 bin not almış. Oldukça fazla. İş, Ahlatçı, Pilip, Gedik, Halk, QNB Finans, Global, Ak, Investas, A1 Kapital, Tep, Marbaş, Turkish, Vakıf, Burgan şeklinde sıralanıyor. Satanlarda yatırım finansman, deniz, yapı kredi, Osmanlı, tacirler, info, Bank of America, ziraat, midas, oyak, ALB yatırım, Alnus, Anadolu, İNEG MEXA, ASPC, Turkey şeklinde sıralanıyor. E şimdilik anlatacaklarım e bu kadar. E bir de bir takipçimiz Zoran'a bakın demişti. E yaklaşık bugün %3.69'luk bir yükselişte e işlem adedi olarak yaklaşık 63 milyon 970 binlik bir işlem adedi bulunuyor. Oldukça fazla ama bir halka arz değil yani bu. Bunu da göz önünde bulunduralım. İşlem hacmi olaraksa yaklaşık 303 binlik bir işlem hacmi bulunuyor. bugün gördüğün en yüksek fiyat 4.82 en düşük fiyat 4.63. Bunun hakkında detaylı analizler yapabiliriz bilgisayara geçtiğimizde. Analiz kısmına bakacak olduğumuzda bunu da ekleyeceğim. Bunu da atacağız yani videosunu alış fiyatına gelmişti zaten bize göre bu alındı şu anda yeni bir şey bölgesinde direnç bölgesinde derinlik kısmına bakalım 2 milyon 631 bin alış emri bulunuyor 2 milyon 669 binde satış emri bulunuyor ama bunlar tek kademede olan emirler değil bu halka olan hisseler şey gerçekleştikten sonra yani bayağı bir yoluna koyulduktan sonra işler şu anki anlık olduğu fiyattan olan emirler bizi ilgilendirir açıkçası. Çünkü alt kademeleri üst kademeleri koyulan emirler biraz daha strateji amaçlı koyulan emirler. Bunu daha detaylı anlatacağım sizlere şimdi tam izah edemedim. Aracı kurum dağılımına bakalım alanlarda daha çok kurumlar yönelmiş bugün. tacirler, yatırım finansman, yapı kredi, deniz, QNB finans, pilip, iş, info, ağlatçı, triv, midas, ziraat, bizim, gedik, integral, ünlü şeklinde sıralanıyor. Satanlarda TEP, AK, Halk, Vakıf, Alnus, HSBC, A1 Kapital, Garanti, BBVA, MEXA. Osmanlı, Oyak, İNG, Marbaş, Polen, ISPC, Türkiye, Burgan şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Ee, bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir ee, ricam sizden videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok destek olmuş olursunuz. Ee, açıklamalar kısmına instagram adresi bıraktım. Oradan daha anlık haber akışı sağlayacağız. Ee, hedefimiz bu doğrultuda. Orayı da takip ederseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Bir şeyler kaçırmış olmazsınız. He. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa yorumları onları da bekliyorum. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.